Manşete hoş geldiniz. Türkiye artık 40-50 gün içinde bir seçime gidecek ve ne olacaksa olacak. O arada depremin yaraları depreme bağlı olarak gelişen başka afetlerin yaraları da sarılmış değil. Ama pek çok strateji bunun üzerine oturmuş görünüyor. Yani iktidar bir anlamda depremi baskılamak ve biz yıkılanı yaparız stratejisiyle işi götürme derdinde. Öbür tarafta muhalefet de tek aday etrafında kenetlenme derdinde. Bu hafta bir bunların kesinleşeceği ya da en azından netleşeceği bir hafta olacak. Çünkü gerek e, Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan isimlerin 100 bin imza olarak e, imzasını Yüksek Seçim Kurulu'na e, teslim etmesi icap ediyor. Gerekse partilerin grup kararı söz konusuysa o grup kararları e, Yüksek Seçim Kurulu'na iletilecek. Her neyse işte e, Cumhur İttifakı'nda veya Millet İttifakı'ndaki adaylar kesinleşecek. Elbette Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu netleştirmesi ve resmi gazetede bu adayların yayınlanması gerekiyor. Bu yayının ardından ancak biz artık Cumhurbaşkanı adayı Filanca, Cumhurbaşkanı adayı Fişmekanca diyeceğiz. Ama ondan önce yani gerçekten çok büyük bir deprem gerçeği var ve bu konuşulmuyor. Bu maalesef unutuldu. 6 Şubat'ta yaşanan deprem ve depremler gerçeği sadece artçı şoklar değil, müstakil depremler yaşandı ve en son gene Urfa'da, Adıyaman'da sel felaketleri yaşandı. Ve bu çok çabuk bir biçimde medya ilgisini de kaybetti. Siyaset de biz bunu hallederiz, yaparız diye üzerine örttü. Çok fazla üzerinde durulmadı. İnsanlar ölüyor. Bakın, e, bu yeni tespit edilmiş bir fotoğraf. Deprem bölgesinden. Girişte solda bir cenaze var diyor. İşte kroki çizmiş, oraya bırakmış. Halen enkaz kaldırılmış değil. Halen enkazın altında ölülerden bahsediliyor. Ve özellikle son günlerde sosyal ağlarda bir takım paylaşımlar var. Benim önüme de düşüyor. İşte GSM operatörlerinde şu kadar 100 bin sinyal alınamıyor artık. Ya da bankaların kredi kartı işlemlerinde şu kadar 100 bin kişinin kredi kartı işlemleri kesildi. Pek çok isim 200 bin civarı ölümden bahsediyor. Pek çok isim ama devletin açıkladığı yaklaşık 50 bin. O arada müstakil bir takım facialar da var. Mesela İlber Ortaylı Kıbrıs'a gitmiş ve bunu da geçen hafta Hürriyet Gazetesi'nde yazdı. Özellikle Adıyaman'daki İsyas Otel. 25 Kıbrıslı öğrenci bu otelin enkazı altında kalmıştı. Sayıca küçük bir toplum için inanılmaz bir yara diyor İlber Ortaylı. Adıyaman'daki otel, Türkiye'de inşaat sektörünün sahtekarlık olayının abidesi, bence olduğu gibi bir ibret nesnesi olarak bu haliyle muhafaza edilmeli ve hikayesi anlatılmalı. Deprem rakamları saklanıyor demiştik. TR 724te özel bir haber var. Saraya sunulan bir raporda depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin civarında olarak ifade edilmiş. Zaten pek çok bağımsız kaynaktan da gelen veriler bu. 180 bin ila 200 bin civarında insanın öldüğü. Devletin açıkladığı rakamlar resmi olarak kimlikleri tespit edilmiş isimler. Dolayısıyla e, bu gerçek rakamı göstermiyor. Ayrıca bir aile veya iki aile ortadan kalkmışsa veya bir şekilde depremde hayatını kaybetmiş, bir yerlere isimsiz olarak defnedilmişse, onları arayan sorayan, soran yoksa ki bu sayede yani bu biçimde binlerce aile var. Onlar hakkında da herhangi bir işlem veya herhangi bir kayıt tutulmamış oluyor ve onları takip eden kimse de olmuyor. Neticede Depremde enkazın altında kalan bir yakınınız veya yakınlarınız varsa siz takipçisi oluyorsunuz. Bazı ailelerin takipçisi yok. Takipçisi olmayanlar da bir anlamda sırra kadem basmış oluyor. Erdoğan bu rakamın kesinlikle telaffuz edilmemesini söyledi diyor saraya sunulan rapor. Saraya ayrıca böyle bir rapor sunulmasına da gerek yok. Gerçekten saray bunları tespit edebilecek, bilebilecek durumda. Yani GSM operatörleri elinin altında. GSM operatörleri şu kadar telefon depremden önce bölgeden sinyal verirken artık sinyal vermiyor diyorsa bu zaten sarayın bilgisi dahilinde. Gene Bankalar kredi kartı işlem merkezleri şu kadar kredi kartı depremden önce işlem yaparken depremden sonra işlem yapmaz oldu. 6 Şubat'tan bu yana herhangi bir şekilde kredi kartında işlem göremiyoruz dediği işte yüz binler var rakamlar. Elbette bir kişinin bir birden fazla kredi kartı olabilir gene bir kişiye bağlı birden fazla CSM hattı olabilir. Dolayısıyla şu kadar 100 bin CSM hattı sinyal vermiyor dendiğinde bu kadar ölüm manasına da gelmiyor fakat bir fikir veriyor. Yani bahsedilen GSM operatörü veya bahsedilen kredi kartı işlemlerinin yarısını bile aldığınızda zaten bu rakamı görüyorsunuz. 180 bin aşağı yukarı çıkıyor. Herkes görmeli bir devir bitti demiş. Kesinlikle öyle. Karar TV'de sanda 56 gün kala konuşmuş Ali Babacan. İktidarın altı benzemez teorisi çöktü. Panik halinde partilerle görüşmeye başladı. Erdoğan devri bitiyor artık bunu görmek lazım demiş. Katılıyorum %100 ki Erdoğan'ı en iyi bilen isimlerden biriydi. Muhalefet hafta sonu İzmir'de İktisat Kongresi'nde buluştu. Altılı Masal'ın 5 üyesi oradaydı. Akşener yoktu. Akşener'in yokluğu dikkat çekti. Onu da şerh düşelim ama... E, e, Babacan'ın e, kongrede yaptığı konuşma altı çizilecek bir konuşma. İnşallah diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyor. Yemin töreninden sonra herhalde bir konuşma olur diye tahmin ediyorum. Ey basın mensupları, köşe yazarları, düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz. Şöyle bir derin nefes alın artık. Özgürsünüz ya. Evet. Bizim burada kullandığımız özgürlüğü, bizim burada kullandığımız fikir ifade hürriyeti hakkını umarım Türkiye içinde yaşayan bütün basın mensupları da seçimden sonra kullanmaya başlarlar. Ve öylelikle bize çok daha az iş düşer. Aynı e, temennisini yargı mensupları için de dile getirmiş Ali Babacan. O arada CHP'nin ekonomi kurmaylarından CHP parti sözcüsü Faik Tırak... ...Mesele Ekonomi kanalında... ...halının altına ne süpürüldü göremiyoruz... ...bankaların elindeki tahvillerin değişimine mecbur kalabiliriz demiş. Yani öyle büyük bir tahribat, öyle büyük bir enkaz söz konusu ki... Bazı şeyler eğer seçimde iktidar değişirse yeni iktidar kucağında bambaşka meselelerle icrata başlayacak. Onu da görüyoruz, takip ediyoruz. Mansur Yavaş'ın Fatih Altaylı'ya ifadeleri konuşuluyor. Diyor ki Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin. Sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsun diyecektik kime? Meral Akşener'e. Yani fakat zamanımız yetmedi diyor. Yani bizler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı olalım. Genel başkanlarsa milletvekili olarak parlamentoya girsinler ve gruplarının başında olsunlar. Zaten güçlendirilmiş parlamenter sisteme yürüyoruz. Bu tür öneriler daha önce ifade edilmeliydi veya 2 Mart'a 3 Mart'a gelinen süreçlerde bu konular halledilmeliydi. Geç kalmış bir öneri olarak görülüyor ama şeyi de önemsiyorum. Eser Karakaş yazmış. Millet İttifakı'nın üst düzey tarafları... Konumunuz ne olursa olsun mesela Mansur Yavaş biraz evvelki ifadesini kastediyor. Mesela İyi Parti yöneticileri lütfen kamuya iki ay için Erdoğan ve Cumhur İttifakı eleştirisi dışında açıklama yapmayın diyor. Evet. Kesinlikle öyle bir anlamda hep söylüyorum baltaları gömme dönemi de olabilir bu dönem. O arada bir Muharrem İnce olayı var. Muharrem İnce olayı demişken Muharrem İnce'nin Cem Toker'e attığı iki sayfalık metin ee, ...okudum. Burada e, kendi pozisyonunu anlatıyor. 2018-2019... E, ...sürecinde yaşananları anlatıyor. E, aslında Cem Toker iki satır bir... ...mektup yazmıştı. Ona uzun bir açıklama yapmış. Bu uzun açıklamada Muharrem İnce şunu söylüyor. Diyor ki... ...altılı masada ben niye yokum arkadaş? Oylarının toplamı yüzde buçuk olan partilere bire... ...birer cumhurbaşkanlığı... ...birer bakanlık veriyorsun en az... Benim Gültekin'den ne eksiğim var diyor tabir yerindeyse ve çok açık bir şekilde ifade etmiş. Çok açık yani e, o iki sayfalık uzun açıklamanın başında ortasında ve sonunda var. Bana da orada bir koltuk verin diyor. İstediği bu. E, bakalım ne olacak? Bugün netleşecek. Yani bugün 100 bin imzayı Muharrem İnce toplayabildi mi? Sinan Oğan toplayabildi mi? Doğu Perinçek toplayabildi ortaya çıkacak. 17 saat 17'ye kadar mesai saati bitimine kadar Yüksek Seçim Kurulu'na bunun iletilmesi lazım. Bakalım ne olacak. Yüksek Seçim Kurulu da daha sonra zaten bu imzaları değerlendirip verecek. Zor bir şey bu. Yani hani ben imza gönderdim, elektronik ortamda imza verdim falan demekle de olmuyor. Herkes bulunduğu il ya da ilçe seçim kuruluna gidecek, orada kuyruğa girecek ve desteklediği aday için imza verecek falan. Kendi kimlik numarasıyla, kendi seçmen bilgileriyle falan falan. Yani bir anlamda ...Türkiye insanlarının e, fişlenme kaygısı yaşadığını da hesaba katalım. Yani yarın öbür gün diyebilirler. Sen işte Muharrem imza vermiştin. Sinan Ogan'a imza vermiştin filan. Muharrem İnce vakası bu. Çok da fazla üzerinde durmaya gerek yok. Son dönemde yaptığı bütün atraksiyonlar... E, ...yani deli zırvası şeyler, neyse paylaşımları, şusu busu girmeyeceğim. Tamamen ben niye yokum masada? Bana da bir koltuk verin. Yani başka bir şey değil yani. Onu net yazmış zaten Cem Toker'e mektubunda... Nuray Babacan'ın gazete penceredeki köşesini okumanızı tavsiye ederim ama orada daha yazısının girişinde iktidarın panik atak yaşadığını anlatıyor. İktidar partisinde son iki haftada yaşananları en iyi anlatacak kelime panik atak olabilir. Üst üste yapılan hatalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse her toplantıdaki kızgın hali milletvekillerinin psikolojisi bunu doğrular nitelikte diyor. Nasıl olmasın ki işte Özlem Zengin bu en son... 6284 sayılı Kadına Şiddet Yasası meselesi çerçevesinde bir fırtına koptu, bir polemik koptu. Yalnızlıktan yoruldum, tehdit ediliyorum, hüzün duyuyorum demiş. Sıra sana da mı gelecekti Özlem Zengin? Dönemin zalimlerinden birisin ama sana da geldi işte böyle. Herkesin bir gün yalnızlaştığı, herkesin bir gün tehdit aldığı, herkesin bir gün böyle hüzün duyacağı günler. Evet. Bazen bazı insanlar etrafındakileri de tanıyamaz. Şimdi Mahmut Tanal'la e, yavaş yavaş toparlayalım. Mahmut Tanal'ın bu fotoğrafı viral olmuştu. Ne zaman? 2019 İstanbul Belediye Seçimlerinin ardından. Hep konuşuluyor e, ve özellikle son haftanın gündemi seçim güvenliği meselesi. Bana göre e, muhalefet hiçbir şey yapmasa bütün enerjisini, kaynaklarını, parasını, elemanlarını, kadrolarını, avukatlarını, hukukçularını, neyse, bilgi işlemcilerini... Bu işe tahsis etse yeter. Seçim güvenliği son derece önemli. Yani evet seçime kadar pek çok manipülasyon olacak. İktidar iki şeyi amaçlıyor. Yani bir e, muhalefeti bölmek, parçalamak. İki sosyal ağlarda şurada burada trolleriyle falan falan işte propagandayı zapturaptı altına almak. Ve elbette aykırı sesleri susturmak. Öbür tarafta da e, seçime doğru seçmen listelerinin kesinleşmesi, seçmenlerin e, güvenli bir biçimde gidip oy kullanmaları ve bu oy kullanmanın ardından oy tasnifinin düzgün bir biçimde yapılması, müşahitlerin bunu kontrol altında tutması ve ıslak imzalı tutanakların e, merkezlere iletilmesi ve sayımının yapılması, elektrik kesintisi, trafoya elek kedi girmesi, jandarma polis baskısı veya baskını bütün bunlara karşı önlemler alınması son derece önemli. Cevheri Güven'in son videosunda kastettiği şey bana biraz akıldan uzak gibi gelmişti. Yani ben daha çok seçim gecesi ıslak imzalı tutanakların teşpit edilmesi ve bunun merkezlere iletilmesinin yeterli olduğunu düşünürdüm. O oy torbalarının il ilçe seçim merkezlerine götürülürken değiştirilebileceği iddiasını dile getirmişti. Önemli bir iddiaydı, üzerinde durulması lazım. Bunu hafife alanlar oldu. Bu çok hafife alınacak bir şey değil. Gerçekten %100 emin değilim. Bana göre ıslak imzalı tutanaklar son derece önemli ve bunun tespiti merkeze intikali ve doğru bir backup'ının sağlamasının alınması gerekiyor. Fakat bu fotoğrafta neyi görüyorsunuz? Bu fotoğrafta Mahmut Tanal 2019 İstanbul Belediye Seçimlerinin ardından oy torbalarının üstünde yattı. Ve günlerce beklediler oy torbalarını. Neden? Oy torbaları değiştirilmesin diye. O açıdan da bu iddiaları önemsemek gerekiyor. Son derece enteresan, son derece çetrefil, son derece ee, kritik bir sürece giriliyor. Erdoğan rahat mı değil mi? tartışması var. Ben alta da yazdım iktidar neden tedirgin diye. Erdoğan rahat değil. İktidar tedirgin. Evet iktidar panik atak yaşıyor. Gazete penceredeki Nuray Babacan yazısını atıfla söylüyorum. Adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na iptal ettirir mi gibi söylentiler de var. Buna imkan ve ihtimal vermiyorum. Erdoğan aday olacak. AKP grubu tarafından adaya gösterilecek ve adaylığı da Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edecek kabul edilecek diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun mevcut başkan ve üyeleri 2020'den bu tarafa iktidar tarafından belirlendi. Aleyhte bir karar almaları söz konusu değil. Erdoğan'ın kendi sağlığı içerisinde adaletten vazgeçmesi gibi bir imkan ve ihtimale de kesinlikle yer vermiyorum. Analizlerimde de bunu söylüyorum. İki stratejisi var tekrar edeyim. Bir muhalefeti bölüp parçalamak seçim ilk turda bitmesin. Madem ben %50'yi alamıyorum 50 artı 1'i alamıyorum Muhalefet de 50 artı 1 almasın. Dolayısıyla Muharrem İnce üzerinde çalışılması bundan. E, ve e, Muharrem İnce'nin hesabı da tamamen kişisel. O da orada bir koltuk kapma derdinde. Onu da anlattım. Ama bu trollerin veya iktidar cephesinin Muharrem İnce'yi veya e, Sinan Ogan'ı veya Doğu Perinçe'yi desteklemesine falan mani değil. E, iktid e, muhalefet cephesinde çok parçalı bir yapı var. E, çok parçalı bir koalisyon var. Bunlar mı iktidara talip bunlar mı ülkeyi yönetecek gibi bir propaganda yürütülmesi de son derece doğal. Öyle görüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.